Efendim günaydın. Bugün 9 Haziran 2023. Türkiye'de ekonomik alanda ciddi değişiklikler oluyor. Hareketler oluyor. Dün sanıyorum pazartesiydi. Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek Bey'in göreve gelmesiyle birlikte hükümetin dövize olan baskısı sanıyorum kısmen azaltıldı. Bunun üzerine dolar yaklaşık 24 liraya buldu. Sonra sanıyorum dün yeniden bankalar kısmen bir harekete geçti ki 23-20 civarında şu an dengelenmiş durumda. Bu gece birkaç atama yapıldı. Merkez Bankası Başkanlığı'na Amerika'da ekonomi noktasında belli yerlere gelmiş bir hanımefendi, Hafize Gaye Erkan adında bir isim atandı. Başarılar diliyoruz. Yaklaşık 2 yıla yakın bir süredir Merkez Bankası Başkanlığı'nı yürüten Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanlığı'na atandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'na atandı. BDDK Başkanlığı'nı yaklaşık 6 yıldır başarıyla sürdüren hemşerimiz Ali Akben sanıyorum emekli olacak. Hemşerimize bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün bu konu aslında karşı mahalleydi. Şimdi Türkiye'de insanlar adeta ikiye bölünmüş durumda. Sendensin, bendensin. Bu özellikle sosyal medyada o kadar net ki artık Twitter'a ve diğer sosyal medya hesaplarına girip şöyle bir etrafa bakmak neler oluyor diye bile gönlümden geçmiyor. Sebebi ya birinin hak dediğine biri kara diyor. Ya elin sap kardeşim. Şimdi Uğur Dündar'ı bir gazeteci olarak çok sayar severim. Politik görüşü bir yana Türkiye'de televizyonda araştırmacı gazeteciliğin öncü isimlerinden biri. Son yıllarda yaşlandı tabii. Şimdi Uğur Dündar Twitter'da bir Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili bir destek paylaşımı yapıyor. Diyor ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibine hepimiz yardım etmeliyiz. Siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp sorunu çözmeye odaklanmalıyız. Zira bu ülke hepimizin. Kriz derin, durum vahim. O kadar ki başarısızlık ihtimalini düşünmek dahi istemiyorum. Unutmayalım, başka Türkiye yok. Şimdi Uğur Dündar bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'e Twitter'daki hesabından bir destek yazıyor. Aman Allah'ım ya. Ortalık tabiri caizse nohut sapına döndü. Aynı cenahın insanları Uğur Dündar'a demediğini bırakmadılar. Öyle acayip hakaretler, şunlar, bunlar. Ya kardeşim, yani bir hükümet güzel bir şey yapıyorsa buna teşekkür etmek, bunu takdir etmek, buna iyi demek her şeyden önce bir insan olmanın gereği değil mi? Şimdi ben Kahramanmaraş'ta CHP milletvekili Ali Öztunç'un yaptığı açıklamaların birçoğunu yayın organımda girerim. Zaman zaman da köşe yazılarımda konuyu dillendiririm. Şehrimin menfaatine olan, ülkemin menfaatine olan kim, hangi siyasi partiden olursa olsun adamın siyasi görüşüne bakmam,
söylediği söze dikkat ederim. Eğer söylediği sözde bir ehemmiyet varsa, bir kamu yararı varsa hemen onu haber yapar ve o söze destek çıkar. Çünkü gazetecilik bir yana insan olmanın gereğidir bu konuştukları. Kaldı ki gazeteci özgür, bağımsız ve demokratik bir şekilde yayın yapmalı, insanları aydınlatmalı. Varsa dağarcığında bir lokma bir şey, bunu kamuyla paylaşmalıdır. Gazeteci ne hakimdir, ne savcıdır. Gazeteci ne iddia makamıdır, ne de hüküm verme makamıdır. Bir de gazeteci haddini de bilmelidir. Şimdi, değerli arkadaşlar, Uğur Dündar Bey bu açıklamayı yaptıktan sonra Uğur Dündar Bey'e yapılan hakaretler, şunlar, bunlar o kadar adamı rahatsız etmiş ki ikinci bir açıklama yapıyor. Diyor ki ikinci açıklamasında, öylesine derin bir kutuplaşma ve ayrışma yaşıyoruz ki karşı taraftan biri ülke yararına bir şey yapsa bile ona mutlaka kara dememiz gerekiyor. Ah diyen linç yiyor. Oysa hepimiz aynı gemideyiz. Akıbetimiz ortak. Asıl beka, asıl sorun bu işte. Evet, bu cümle çok önemli arkadaşlar. Ben zaman zaman diyorum ki Türkiye'de beka sorunu toplumun kesin hatlarla ayrılmasıdır. Hükümet Türkiye'nin öncelikli problemleri nedir diye bana soracak olursanız öncelikle bu savrulmanın, bu kamplaşmanın önüne geçilecek bir politikanın hayata geçiriyor olması. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız toplumu kucaklayan ifade ve söylemlerde bulunursa inanıyorum ki 3-5 ay sonra Türkiye'de bu kutuplaşma, bu ayrışma yavaş yavaş tekrar birlikteliğe doğru döner diye düşünüyorum. İnsanların siyasal düşünceleri farklı olur ama ülkeye, devlete bakışı farklı olur. Ülkemiz bir tanedir. Devletimiz bir tanedir. Burada tek devlet, tek millet, tek bayrak önemlidir. Değerli dostlarım, şimdi burada Uğur Dündar'a yapılan aslında seçimler öncesinde bu ülkede yürütülen dezenformasyonun da çok kötü bir örneğidir. Şimdi devletimiz dezenformasyon yasası çıkarttı. Bu yasada cezalandırılan sadece gazeteciler oldu arkadaşlar. Ben şimdi bir şey yazdığımda, bunu paylaştığımda ben dezenformasyona yasasına takılıyorum. Hapis cezası alıyorum. Ama dışarıda herhangi biri bana ya da bir başkasına küfretme özgürlüğünü hala elinde tutuyor. Dolayısıyla bu dezenformasyon yasasının hemen değiştirilmesi ve kesin hükümlerle belirlenmesi gerekiyor. Bu ülkede sadece gazeteciler değildir dezenformasyon yapan. Siyasi partilerin trolleri vardır, trolleri. AK Parti'de de var, CHP'de de var, İYİ Parti'de de var, diğer partilerde de var. Siyasi partilerin sosyal medyadaki troll terörü sona ermedikçe bu ülkede kucaklaşma sağlanamaz. Bütün siyasi parti genel başkanları bu trolleri sosyal medyadan kaldırmalıdır.
Hiçbir siyasi parti benim Türol ordum yok falan demesin. İnanmıyorum. Yapılan bir paylaşım binlerce insan tarafından aynı anda paylaşıldığını görüyoruz. Bu trolluk değil. Bu sosyal medya dezenformasyonu değil de nedir? Şimdi troll seninse iyi, troll başkasınınsa kötü. Hayır kardeşim. Bir şey kötüyse hepimiz için kötüdür arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Uğur Dündar iki paylaşımın sonunda üçüncü bir paylaşım yapıyor. Tepkiler dinmiyor. Hoca Uğur Dündar'a kendi cephesinden. Dikkatinizi çekiyorum. Kendi cephesinden habire hakaretler devam ediyor. Ve en son üçüncü tweetini attı. Diyor ki, Mehmet Şimşek ekonomide yapılan büyük yanlışları düzeltmeye uğraşıyor. Durum çok vahim. Destek olmalıyız. Dediğim için bu iktidar döneminde ağır faturalar ödemiş, son seçimde iktidarın değişmesi için uğraşmış ve bu konuda hala yargılanan ben o dakika AK Partili ilan edildim. Evet. Şimdi öyle bir şey ki insanların siyasi görüşleri vardır. Siyasi görüşlerine saygı gösteriyorum. Bu ülkeyi bölmek düşüncesi içinde olanlar hariç bir de Türk aile yapısını bozmaya çalışanlar hariç ben bütün görüşlerin tartışılmasından yanayım. Çünkü ülkede görüşler tartışıldıkça ama ahlaklı tartışıldıkça insanların fikir dünyası zenginleşir. Olaylar hakkında farklı soru sorma yetenekleri gelişir ve insanlar doğruyu bulma yönünde çok daha bilgiye sahip olur. Bu da bir ülkenin geleceği için önemlidir. Bugün Uğur Dündar'a karşı mahallede yapılan linçi anlatmaya çalıştım. Yarın yeni bir konuyla konuda buluşmak üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, esen kalın.